savunma sanayi destekleme fonuyla ilgili yasa tasarısı bugün meclise geldi. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasa teklifi görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. Şimdi hemen Ankara'ya döneceğiz. Başkentten Oğuz Şahin bize ayrıntılarını aktaracak. Oğuz seni dinliyoruz. Nedir ayrıntılar? Evet Meltem Hacı sıcak bilgi sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün e, kredi kartlarından ve diğer e, hizmetlerden alınacak yeni hizmet bedellerine ilişkin teklif e, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmişti. Toplantı saat 15.30'da başladı ancak geçtiğimiz yarım saatlik dilim içerisinde bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den ve AK Parti bu teklifini şimdilik geri çektiğini duyurdu. Yani bu teklifin görüşmeleri Plan e, bütçe görüşmelerinin sonrasına otomatikmen e, 2025 yılına bırakılmış oldu. Peki neden böyle bir karar alındı? Abdullah Güler'in söylediği şuydu. AK Parti Grup Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, kendine daha detaylı bir çalışma yapın bu yönde dediğini ifade etti. Ve e, hem bütçe görüşmelerinde e, 2025 yılı bütçesinde neye ne kadar pay aktarılacak ne kadarlık pay gerekecek savunma sanayi için... Bunları görmek istediklerini belirtti. 2025 yılı bütçesi yapıldıktan sonra e, hangi kalemlere ne kadarlık bir pay ihtiyacı e, hasıl olacak, doğacak ona göre şekillendirmek istiyoruz dedi ve kısacası 100 bin liranın üzerindeki kredi kartı limiti olanlardan alınacak bu 750 TL'lik savunma sanayi katkı payı kısmı şimdilik 2025 yılına ertelenmiş oldu. Ancak şöyle bir durum var. birçok kişi aslında bakarsanız kredi kartının limitlerini düşürmeye başlamıştı. Bununla ilgili komisyonda muhalefetin zaten itirazları vardı. Aslında komisyon görüşmeleri başlamadan hemen önce bu limitin yani 100 bin TL alt sınırının 200 bin liraya çıkarılacağı iddia ortaya iddiası ortaya atılmıştı ya da 750 TL'lik payın 375 liraya düşürülmesi gibi bir durum konuşulmuştu. Bunların hepsi komisyonda aslında görüşülecekti, konuşulacaktı. Belki teklif komisyonundan bu şekilde geçer, genel kurulda bir önerge verilir diye bekliyorduk. Ancak geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Grup Başkanı'nın yaptığı açıklamayla öğrendik ki bu savunma sanayi katkı payı 2025 yılına ertelenmiş oldu. Peki ne içeriyordu bu teklif? Kısaca ondan bahsetmemiz gerekirse 100 bin TL üzerindeki ve 100 bin TL ve üzerindeki limitli kredi kartlarından yıllık 750 liralık bir ayda tanınacaktı. Aynı zamanda sıfır otomobillerin ilk tescilinde 3 bin lira, ikinci el otomobillerin tescilinde 1500 lira, Konut alım satımında ya da taşınmaz alım satımında hem alıcı hem de satıcı 750 TL pay diyecekti savunma sanayi için. Tapu dairesinde yapılan her işlem için 375 lira, noterde yapılan her işlem için 75 liralık bir savunma sanayi payı alınacaktı. Aynı zamanda kol saatleri değeri 5000 TL'yi aşan, vergi matrahı 5000 liraya aşan kol saatleri artık ÖTV'ye tabi olacaktı. Motor taşıtlar vergisinde bir değişiklik e, MTV kanununda bir değişiklik öngörülüyordu. 100 cc altındaki motosikletler artık MTV'ye tabi olacaktı. 6 kv'nin altındaki o e, elektrikli bisikletler, elektrikli e, motosikletler onlar da motor taşıtlar vergisine tabi olacaktı. Aslında bu düzenleme pek çok e, başlığı içeriyordu. Sadece kredi kartıyla sınırlı değildi. Belki kullanım açısından e, en fazla vatandaşı etkileyecek olan kalem kredi kartıydı. Çünkü Türkiye'de 126 milyondan fazla kredi kartı olduğu biliniyor. Bunlardan yaklaşık 17,5 milyonun limiti 100 bin TL'nin üzerindeydi. Buradan da yaklaşık sadece kredi kartı kaleminden de yaklaşık 13 milyar liralık bir kaynak aktarılması öngörülüyordu savunma sanayi fonuna. Ancak geçtiğimiz dakikalar içerisinde AK Parti Grup Başkanı'ndan gelen açıklama doğrultusunda bu teklif 2025 yılına ertelenmiş oldu. Yeni yılda Bakalım neler göreceğiz Ankara'da yakından takip ediyor olacağız Mert'le Macet. Evet Oğuz Şahin, teşekkür ediyoruz ayrıntılar için 2025 yılına kalmış olduğu savunma sanayi için ayrılacak olan fonla ilgili görüşmeler.